Sayın seyirciler, namazımızı kıldık. Hocamızla tanıştık. Hocam gelsene yanıma. Daha hocama sorularım var benim de. Bir tane emeklimiz var Orman Şirketi'nden. Bir tanıyalım sizi. İsmim Kasım Özdemir. Çatışı Başırın köylüyüm. Yani bu köylüyüm. Yani işte, kaç sene Kızılcahamam'da görev yaptın Orman Şirketi'nde? 20 sene görev yaptım Kızılcahamam'da, evet. 10 sene de Ankara'da yaptım. 30 sene. Emekli oldum. Emekli oldum. Rahatsın, iyisin. Rahatız bakalım şu anda, iyiyiz Allah'a şükür. Çoluk çocuk? 3 tane çocuk var, ikisi evli. Biri okuyor işte üniversitede. Sana bir yüklükleri yok. Yok şükür şu anda bir şeyler iyi, yok. O iyi. Şimdi bir tane Afgan. Gel bakalım Afganlı gel. Selamünaleyküm. Ben de Afganistan şimdi Türkmenlerindeyim. Burada bir senedir koyun bakıyorum. Çok şükür iyiyim. Bir sene mi oldu buraya geleli? He. İsim ne? Nur Muhammed. Nur Muhammed. Evet. Afganistan'ı bıraktın Türkiye'ye geldin öyle mi? He, burada çalışıyorum. Nasıl? Muhtarla iyi mi aran? İyi iyi, sıkıntı yok her şey. Buranın halkıyla nasıl aran? İyi çok şükür. Aynı koyunlara bakıyorum, geliyorum işte. Dağlar senin. Ha, dağlarda geziyoruz, geliyoruz. Koyunlar da dostum. Öyle ha, mi? Çok güzel aynı. Dağlar, dağlar. Koz koz. Ayı varmış dağlarda. Ay yok ya, ay görmedim ben zaten. Görmedim. De domuz vardı yanında. Abdu, yabani domuz vardı. Aynen aynen. Ayı var dediler de onun için sordum. He, eminim. Şimdi hocam, herkesle tanışıyorum ama hocam. Buradaydım. Hocam. Evet. Şimdi size soracağım, belki Kur'an ayı dedim de Kur'an'ın ayı olmaz, Kur'an hayat kitabı. Ama okunmasını tavsiye ettiği, daha doğrusu 3 aylar girince biraz neydi? Da Kur'an'a ağır verip, ağırlık verip okunması lazım veriyoruz. Değil mi? Kesinlikle. Peki Kur'an'dan geçen Muharrem Koçak hocamla da Kur'an okumak, Kur'an okununca ne olacak, insan Kur'an okuyunca ne olur, cevap mı kazanalım? Hayat içinde davranışlar mı öğrenelim veya davranışlarımızı Kur'an'a göre mi ayarlayalım gibi sorularla bir program yaptım. Ben de cuma sohbetlerimiz var. Siz ne dersiniz? Kur'an öyle bereketli bir şeydir ki hem okuduğumuz zaman sevap alırız hem de aynı zamanda hayatımıza tasdik ederek ahiretimizi kazanmaya çalışırız. Yani dünyayı da nasıl yaşanacağını öğreniriz değil mi? Aynı şekilde dünya hayatında yaşamayı öğretir bize. Bizim rehberimizdir Kur'an kısacası. Peki cemaat, soru soran cemaat var mı? Soru soran cemaat olursa imamlar alim olurmuş. Öyle. Bizi zorlarlarsa. Kesinlikle. Ne kadar şöyle, çok o kadar açık konuşmak gerekirse, yani ne kadar çok soru gelirse biz o kadar kendimizi taze tutmaya çalışırız. Daha doğrusu zorlarsa, sizi zorlayacaklar ki, itecekler ki daha çok ileriye geçin değil mi? Yani. Peki var mı soru soran cemaat? Ara sıra oluyor. Şimdi var da diyemeyiz, yok da diyemeyiz yani. Yani idare eder diyorsun. Olduğu kadar diyoruz. Olduğu kadar. Ama şimdi şu, geçen birkaç yıl önce bir tane sanatçı dedi ki, şu devirde, bu kadar bilginin yaygın olduğu devirde, iletişimin bu kadar çok olduğu devirde, orucu ne bozar diye sormak dedi imamlara, alimlere, neyse bilim adamlarına veya din görevlilerine. Biraz abes değil mi? Abdesti ne bozar mesela, orucu ne bozar gibi sorular dedi. Bunlar çok sığ sorular. Elbette günümüzde kaynaklara ulaşmak eskisi gibi değil, zor değil. Evet. Şu an günümüzde daha kolay. Ama asıl kaynak haliyle ilim görmüş kişilerdir. Alimlerimizdir. Onlardan bilgiyi almak en doğrusudur. Şimdi var. Şimdi internet çağındayız. Haliyle her taraftan bilgi edinebiliyoruz. Ama doğru olduğuna şey yapmak önemli. Şimdi bu kadar bilginin ulaşılabilir olması da insanlara sıkıntı veriyor mu? Ne doğru ne yanlış da karıştırıyoruz gibi geliyor bana. Ona geliyorum zaten. Kesinlikle karıştırılıyor. Zaten
bilen kişilerden, alimlerimizden öğrenmemiz gerekiyor dediğim de zaten o bir nevi. Sağlam kaynağı bilemiyoruz değil mi? Aynen, sağlam kaynak. Tamam, her türlü kaynağa ulaşmamız mümkün ama sıkıntılı zamanlar da var. Sıkıntılı şeyler de var, kaynaklar da var. Önemli olan doğru kaynaklardan bilgi edinebilmek. Musallığa taşıma. Evet. Bura veda yeri mi? Evet. Daha doğrusu vefat edenle helalleşme yeri değil mi? Kesinlikle. Hepimiz konacak mıyız hocam buraya? Hiç şüphesiz. Vay be. Vedalaşma noktası öyle mi? Doğrudur. Allah'a gidenle dünyada kalanların vedalaşma noktası değil mi? Evet. İlginç ya. Ahirete göç edenlerimizin dünyadakilerle... Bu taşa baktığımız doğru zaman şunu mu söyleyeceğiz? Benim... O herkes ölecek de bura vedalaşma noktası. Anlamadım. Hoca ben sana değil miyim? Anlamadım. Diyorsan. Sen bir daha sen anlat. Senden duyalım. Bir senin gün olup şey... hak hukuku bulunca. Gel şöyle yanıma gel. Has bedenin musallaya konunca, melekeler soru sual sorunca cevabı ne olacak? Ey insanoğlu dinen yer burası işte. Evet. Hoca değil mi? Ben diyemem. Anlamadım. Cemaatle de helallaşma noktası. Tabii. Vedalaşma son noktası. Durak burası. Evet, son durak. Evet hocam, son durak. Evet. Yaklaştık değil mi? Herkes yakın zaten. Anadan doğduğu zaman bu noktaya yaklaşık. Ben şöyle düşünüyorum. Aslında hayat ölüm üzerine inşa edilmiş bir zaman süresi değil mi? Öyle de diyebiliriz yani. Kesinlikle. Ölüm bizden önce vardıysa, biz doğmadan önce. Bizden biz sonra hayata da... geldiysek ölmek için değil. Ölümü hayata taşımak için geldik herhalde. Öyle. Ölümü hayata taşırsak ne olur? Hayat daha zengin olur. Daha bize yaşanır bir hale gelir. Öleceğini bilen bütün varlıklar belki bilmiyor ama insan öleceğini biliyor. Ama ölecek insan ölebileceğini hesabını yapmıyor. Zaten sıkıntımız o. Günümüzün problemi o. Zaten bizlerin de en çok anlattığı durumlar onlar. Sadece dünyalık değil. Asıl şey ahirete dayalı. O yüzden dünyamızı, dünya hayatını, bu geçici zamanı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İmtihan da belki bu işte. Yanaşalım mı şöyle bir? Gel bir mazhar, gel bir. Baba. Bak 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 babaya, bak babaya. Yiğit adam belli oluyor ya. Olmaz olur mu, eski toprağız ya. Vallahi yiğit eski adam belli. Eski toprak her zaman belli diyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Ne var ne yok? İyiyiz abi, hamdolsun, Allah'a çok şükürler olsun. Başıran köyünde yaşayıp duruyoruz işte. Rahatsın. Virüsten dolayı geldim ben, Ankara'dayım da ben. Ankara'da mıydın? İsim ne? Hüseyin Taşdüzen. Ne iş yaptın Ankara'da? Ben otoboyacısıyım, ben servisim var benim. Öyle mi? Hala devam eder mi? Kamış Oto diyerek servisim var. 7-8 tane de işçimiz var, sigortayla çalışıyoruz biz. Öyle mi? Ev senin? Ev benim abi de. Yenge sağ mı bacı? Yenge motosiklet mi vallahi? Vallahi mı? İyi yenge sağ. Sen çok yiğit, böyle yaşamış, iyice yaşamış bir adama benziyorsun. Abi yaşadık tabii ya. Ya yokluk içinde geçti işte ama şimdi Allah'a çok şükür her şeyimiz var. Var mı? Hani, çoluk çocuk? Çoluk çocuk abi, 4 tane bebeğim var benim. Çayma ikram edebilirim. Teşekkür ederim. Ben misafiri çok seviyorum. Şimdi... Gelir misin mezarlık ziyaretine, gidiyoruz Kur'an okutacağız ölmüşlere. Gelmez olur muyuz abi? Gel o zaman, hadi gel. Rahmetli Bey. Benim zaten onlar komşum hepsi. Evet, daha komşusun. Abi. Çeksin bakalım, benim komşum o. Onların hepsi komşu benim, mezarlık. Dönüşte uğrarım, dönüşte. Evet muhtarım. Şimdi çekip gitmek olmaz değil mi? Bir merhaba tabii demek lazım. Tabii tabii. O da bu köyün halkından. Evet evet. Bizim şimdi sonsuzdur. Şimdi burası neresi? Burası yaşayanların ölülerle, daha doğrusu öbür dünyaya irtihal etmiş, intikal etmiş insanlarla buluşma noktası değil mi? Evet. Aman çiğdemler, çiğdemler hocam. Çiğdemler çıkmış. Aynen öyle abi. Çiğdemler çıkmış. Bak 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 bak. Senin güzelliğine. Güzelliğe bir bak, güzelliğe bir bak. Şimdi bura mezarlık olabilir, kabristan denebilir ama benim tabirimle buluşma yeri. Evet. Buluşma yerine Kur'an'la başlayalım, bir duayla bitirelim, olur mu? Tamam. Gel. İnşallah. Oo bak bak bak, gel gel. Masar gel. Çiğdemlere bir bak, çiğdemlere. Aralıklı
Yok 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 yok. Gel sen gel. Sıkıntı olmaz gel. Gel gel. Gel sen gel. Çiğdemlere bak, çiğdemlere, çiğdemlere. Vay vay vay. Baharın müjdesi değil mi? İlk çiçek değil mi hayat? Baharı ilk müjdeleyen. Oo, yol boyu çiğdem. İnsan basmaya kıyamaz değil mi? Kesinlikle bu çiçek güzellik. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Nereye oturalım? Şöyle merkezi bir yere oturalım. Geliyor musunuz? Hadi gelin. Burada oturabilirdik yani. Nereye? Ya şimdi daha şöyle merkezi bir yer olsun arkadaş. Mezarlıkları görelim. Bizim masar şöyle mezarlığı şöyle komple bir alsın. Şöyle bir dolasın. Gel hocam şöyle oturalım gel. Tam çiğdemlerin üzerinden şuraya. Şuraya oturalım gel. Ben sana mikrofonu vereyim sayın seyirciler. Şimdi Çeltikçi Başörön köyünün imamı. Buradaki ölmüş değil onlar ya. Onlar selama muhtaç. Onlar duaya muhtaç. Onlar Fatiha'ya muhtaç. Öbür dünyaya Allah'la buluşma yerine bulmuşlar gitmişler. Allah'la beraberler değil mi? Oturalım evet. Mı şöyle gel çökelim. Öyle. Mikrofonu vereyim. Önce bir Kur'an tilaveti sonra bir dua. Çok geniş bir manzara. Çok güzel köy ya. Yaşanadık köy, köy güzel canım. Köylerim. Evet seni bekliyoruz. Mantara mantara hep kopmuyorlar. Ramura ağaç. Buyur hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا خلقنا ربنا إن في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم بدعاء الحمد لله رب العالمين
Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve veffiqna ilal haqqi ve ila tariqin mustaqim. Bi bereketin Kur'an-ı Azim. Ve bi hürmeti men arseltehu illa rahmeten lil alemin. Va'fu anna ya Kerim, va'fu anna ya Rahim, va'fir lana zunubana bifadlike ve cudike ve keramike ya ekramel ekramin ve ya erhamer rahimin. Ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı Yüce Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ayrıca bütün peygamberlerin, sahabelerin, müştehit imamların, evliya-i kiramın da ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, burada yatmakta olan meftaların da ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, burada duamıza amin diyen kardeşlerimizin de geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha okuyacak kimseleri kalmamış mümin ve Müslümanların ruhlarına da hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi ve İslam'a, bizleri İslam'a ve Kur'an'a hizmet eden kimselerden eyle. Rızana uygun bir hayat yaşayıp kamil bir iman ile huzuruna varabilmeyi ve cennette cemalinle müşerref olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Hocam ağzına sağlık, teşekkür ederiz. Burada yatan, diğer mezarlıklarda, diğer kabristanlarda, diğer buluşma yerlerinde yatan, öbür dünyaya irtihal etmiş bütün insanların, bütün ölmüşlerin ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Amin. Rabbim hem cennetiyle hem cemaliyle onlara lütufta bulunsun. Değil mi? Evet. Cemali cennetinden daha önemli değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Cemali yeter, cemali. Teşekkürler hocam. O yüzden duamıza da katıldık. Yani. Amin. Ya şuraların bir çiğdemleri bir al ya. Basar. Bak bak şuraya ya, şurayı. Basar. Gel gel şuraya ya, şuraya bu bak. Şura çok güzel ya. Bu tarafa gel, bu tarafa gel. Bak şuraya, bak şuraya. Bahar, bahar. Bahar geldi, bahar. Yani bu kışı da atlattık ama doğru dürüst kar yağmadı. Ama yine de yağan kar bu çiğdemlerin çıkmasına vesile olmuş. Kar dağın yarı, yari, yerde gönlüm karı. İşte böyle bir şey. Hayat. Evet muhtarım. Ölmüşlerin ruhlarını burada ölenlerin, bu köyde yaşayıp bu köyün toprağına gömülenlerin ruhları şad olsun dedik. Hocamız da dua ettik. Siz de amin dediniz. Cümlemize. Şimdi ne yapıyoruz? İbrahim Biçer'in evine gidelim mi? Gidelim. Biraz bir müzik dinleyelim mi? Müzik ne? Ruhun gıdası derler. Aslında müzik. İlahiler de bir müzik, bir ritim. Daha doğrusu bir başka anlamda ruhumuzun gıdası. İbrahim'in söylediği de belki de hayatın gıdası değil mi? Teşekkür ederim abi. Sevginin, sevdanın gıdası. Sevdanın gıdası. Evet. Hasır. Hep bu tarafta gezdik. Ha şu tarafa gidelim, gel ya, hep o tarafta gezdik diyor. Ya masar gibi böyle kameraman lazım bize değil mi? Evet. Kameraman uyaracak bizi, dalıp gitmeyeceksin. Bazen dilimiz sürçüyor, cümleleri doğru dürüst kuramıyoruz. Rüzgar bir taraftan. Dikkatimiz dağılıveriyor ama masar uyarıyor bizi. Teşekkür ederiz masar. Evet, koy 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 işte bahçeleriyle, bağrılarıyla, bahçenin kenarında yıkılmış duvarlarıyla köy. Ben hep şunu söyledim köylerde. Dedim ki kanun çıkarmakla köyü mahalle yapamıyorsunuz. Yardım gerek. Adı mahalle oluyor ama
Hayatı değiştiremiyorsun köy hayatı değil mi? Evet. Ne diyorsun İbrahim? Çok güzel konuşuyorsunuz. Aynen öyle. Köy gibi olması lazım bence, bilmiyorum da hani. Hizmet gelecek diyorlar ama hizmet gelirken zahmeti de geliyor. Mahalle olunca mahalle kanunları farklı. Diyor ki, geliyor. Evet. Çok sıkıntılar köyde geliyor. Diyorlar mesela mal besleyemezsin. İşte hayvanların pisliği yollarda olmasın. İne yapalım ya, bu adam bir gecede burayı değiştiremez ki. Şimdi neyden biz geçirelim? Kut ve kokusu köyde bazen hoşumuza gider bizim, bak. Mesela aha, o hayvanların kokusu hoşumuza gider. Severim ben, yalan yok. Mayıs yani. Kokusu ha, mayıs. Çok severim. Arıyoruz yani. Şimdi mahalle olduğu zaman bir takım yenilikler gelecek. İnsanlar daha bir şekilde birbirleriyle iletişim oluyor ama eski doğal köy usulü, işte dayı, dede, abuca ne yapıyorsun mesela, bunlar yok eskisi gibi. Şimdi insanlar değişik yani. İbrahim, hayata bakıyoruz. İnsanların özlediği şeyler var. Evet. Şu anda köy hayatı, bizim yaptığımız köy programları böyle canlı yayın gibi olduğu için hiçbir kesinti mesinti yok. Evet. Neyse o paldır küldür giriyoruz. Neyse o bir günlük hayat. Yok efendim stüdyo hazırlayalım, yok efendim şunu konuşacaksın, yok efendim ben bunu konuşacağım falan diyor. Aklımıza ne gelirse, dilimiz nereye dönerse, sizlerde ne varsa, sizin neyiniz varsa, siz nasıl konuşursanız alıp götüreceğiz. İşte öyle yaptığımız zaman da halk şunu görüyor. Benim bir yıllar önce 2000 yılında kullandığım bir slogan vardı. Kalitemiz samimiyet, başarımız istikrar. Biz yüreğimizi koyuyoruz. Yüreğimizin içinde de samimiyetimiz var. Kalite aramayın bizde. Çünkü kalite peşinde gezmiyoruz. Kalite olması için montaj olacak, hazırlık olacak, şu olacak, bu olacak. Nasıl? Senin oraya gidiyorsun. Konak mı gezeceğiz? Konak. Yok yok, tamam. O çıkışta, çıkışta. Çıkışta sen. Masa, tamam, oraya gidiyoruz. Dön Masar, gel. Yani bir de kalitemiz, samimiyet, başarımız, istikrar dedik. Devamlılık, devamlılık. Su damlaları bile mermeri deliyor devamlı aktığı zaman, evet, değil mi? Doğru. Su bile mermeri deliyor. Biz de devamlılığı, istikrarı getirdik. O da bizim başarımız olsun. Biz başarı peşinde hocam, girin, gezmiyoruz. Hocam girin, girin. İçeri girin. Şöyle bir dolaştık köyü, bir de şöyle arka sokaktan dolaştık. Sayın seyirciler, şimdi İbrahim Biçer'in sesinden birkaç türkü daha dinleyelim. Sonra selam poşetlerimiz var. Muhtar kimi söylerse, kimi tercih ederse, daha doğrusu biz yardım aramıyor, yardım vermiyoruz. Selam, selam. Değil mi? Selam. Selam çok önemli değil mi? Allah-u Teala selamı yayın diyor. Selamı yayın. Biz selam yaymaya geldik. Çok güzel. O poşetlerin içinde de belediyemizin, belediye başkanımızın, Kızılcahamam halkının, bizim kendimizin, yüreğimizi koyduk, selamımızı koyduk, muhabbetimizi koyduk, dostluğumuzu koyduk ve getirdik. Muhtar nereye istiyorsa oraya verebiliriz. Gideriz, kapısını çalarız. Evet sayın seyirciler, şimdi İbrahim Biçer'in, Biçer'in bahçesine giriyoruz. Isınmış, ısınmış var. Onu Mehmet dolduracak. O. Ne, semaver mi içeceğiz? Semaverden çay mı içeceğiz? Tabii tabii. Vay. Siz bizi koyuvermeyeceksiniz. Masar böyle bak, koyu bulursa. Bak bak, gülmeye başladı Masar. Evde de otururuz daha. Teşekkür ederiz, teşekkür. Bu ilgi alaka yeter bize. Çayınız falan. Onlar kolay işler. Her zaman çıkın. Sizin güler yüzünüz, tatlı diliniz yeter bize. Yalnız ne zaman sıkılırsa tabii başörene bekleriz. Zaten sayın seyirciler, biz evet sözleştik. Dostlarla dostçayı buraya getireceğim. İnşallah. Öyle inşallah, bir program. Beklersin. Muhtar olacak. Muhtarın oğlu muhtarım olacak. Olmazsa olmaz zaten. Hatta güzel. Bugün muhtarla oğlunu bir oynat dedi İbrahim. Şöyle ben bir oynak hava çalayım. İnşallah, öyle mi? İnşallah, inşallah. Tamam. Abdül kuyuma bak. Haydi bakalım, gelin. Sayın seyirciler, ilk defa böyle bir köy programı. İmamıyla, sanatçısıyla, muhtarıyla bir dostluk, bir kaynaşma sağladık ama sormayın. Muhtarım ne diyorsun? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, biz teşekkür ederiz. Dumanıyla, sazıyla, sözüyle, her muhtarıyla. Her zaman bekleriz. Şairimiz her zaman. İbrahim Biçer, bakalım ne söyleyecek.
Şu sıra dağlarda kaldır aradan. Ne kadar özenmişler yaradan. Bizim kavuşmamız bize bağlı. Bir gün yolun geçer ise buradan, bizim kavuşmamız bize bağlı. Ben bu derdi başkasına satamam, bu derdi çaresi bize bağlı. Bu derdin çaresi bize bağlı.
küçülgen seni seven beni güdüm. Ne sevgelin oldun ne de güveyde anıp güveyde. Ne sevgelin oldun ne de güveyde. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkürler İbrahim. Fakat benim kulağıma bir şey fısıldadın sen. Neydi o? Muhtar çok güzel oynar dedin. Aynen. Oynar mı? Tabii ki köyümüzün muhtarı. Oğlu da katılır mı? Oğlunu bir oynatacağız. Oynatmadan tabii sizi göndermek olmaz. Sayın muhtarım ve Mehmet yeğenimin şöyle bir ufak bir alkış alalım. Onları bir şöyle. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Gel Mehmet gel. Cenazede ağlanır, düğünde oynanır değil mi? Muhtar da böyle bir olmalı. Evet, muhtar böyle olmalı. Haydi şu benim bek, bu bulumu. Anam şu benimse, la bu. Anam anam.
yar yandı buldu. Yar için gerçekten ilk defa böyle bir koy programı gerçekleştirdim. Bu da İbrahim'in, daha doğrusu muhtarın, İbrahim'in, hocamızın, Sadık Altun'un, öyle mi? Sadık. Gerçekten hepinize teşekkür ediyorum. Fakat ben Kızılcahamam halkı adına İbrahim'den şöyle gönlünden geçen ama eşi olacak, çocukları olacak, gönlünde olan birisi olacak. O gönlünü verdiği, ömrünü verdiği eşi olacak, çocukları olacak. Bir son türküyle bitirelim mi bu programı? Tabii, hay hay. Ne olsun? Şöyle ciğeri yakan bir şey olsun. Ya ne olsun? Bir de çoluğuna çocuğuna selamların varsa alayım götüreyim, bu türküyle alayım götüreyim. Ya şu anda pek aklıma gelmedi ama çok şeyler var ama. Yok yok, sen bir söyle bakalım çocuğuna. Eşinin adı ne? Fatma. Çocuğum. Fatma Hanım. Eşimin ismi Fatma. Sen böyle bir adamla yaşadığın için şöyle Allah'a biraz şükret ya. Çalan, söyleyen. Dertleri, gamları, kederleri silip süpüren bir adam. Öyle mi? Hayatta da böyle misin? Sosyal hayatta? Hayatta çok iyiyiz. Öyle Allah mi? Herkese mutluluk, herkese kaç yıllık evlilik? 40'ı buldu yani. 40'ı. 40'ı buldu. Bir ömür ya. Yani çok birbirimize saygı, sevgi. O ne derse ben 2 yaparım. O ben ne dersem o 4 yapar. Şöyle öyle. O zaman Fatma Hanım bir tane türkü. Türkü hak etmedi mi? Yani Fatma Hanım bir türkü hak etmedi mi? Evet. Çoluğun çocuğun bir türkü hak etmedi mi? Seni sevenler bir türkü hak etmedi mi? Ağlatırsın mı? Güldürür müsün? Düşündürür müsün bilemem. Ama bir türkü. İçinden gelen. Ben bir şey teklif etmiyorum.
kışa çevirdin, kar yağdırdın başa Leyla. Yazını kışa çevirdin, kar yağdırdın başa Leyla. Bir an oldu ne söylesem boşa Leyla. Ne söylesen kuşa Leyla, kuşa Leyla. Vermesin değil mi ayrılık? Ayrılık vermesin ayrılık değil mi? Kimseye vermesin. Gökte uçan kuşa Leyla, Mevlam, Mevlam. Evet. Ayrılık bir yırtık, dikiş tutmayan bir yırtık. Belki de bir uçurum, kapanmayan bir uçurum ayrılık. Senin istediğin parça var mı Mahsar abisinin? Ne çalarsan abi? Gönlünden geçen bir şey var mı? İbrahim coştu. Var mı? Şimdi bunlar İbrahim. Mahsar kardeşim size gelsin. Buraya kadar gelmişler. Çok teşekkür ederiz. Onlara armağan ediyoruz. Şimdi yalnız bıraktınız.
İçer. Evet. İyi ki tanıdık. Son parçamız Nizamettin Bey'e gelsin. O ne? Gesi bağlarında. Öyle mi? Olur mu? Kendin bilirsin. Bir alkışlayalım. İstanbul, İstanbul sokakları. Bir tek selamına güveniyorum.
gücüm var, atma galiba. Beni dağlara aldın, atma galiba. Beni dağlara aldın. Bir de selamına güveniyorum. Gel otur yanıma, hallarımı söyleyin. Halimden anlamaz, ben o yârim neyleyim. Gel otur yanıma, hallarımı söyleyin. İbrahim Biçer, Allah senden razı olsun. Sesine, sazına Allah güç kuvvet versin. Hep böyle ol ki, böyle ol ki gelenleri de sazınla, sözünle ağırla. Zaten muhtarım da bilir, böyle bir aramızda muhabbet, hani insanları güzelleştirmek, insanları müzeye veya keder, adam stresli olur, gelir. Ya gel işte Ahmet abi veya Mehmet abi şöyle otururlar, işte muhtarım da bilir. Adam orada deşarj olur. Kafasında bir şey varsa bile, sinir veya böyle bir stres, orada boşalmasını biz sağlıyoruz. Hani yani sevgi, saygı olsun, çok güzellikler çok olsun diye. Çok çok teşekkürler. Bir de yani, semaver de çay var, çay çay. Öyle mi muhtar? Çayımızı içelim Nizamettin çayımızı efendi. İçelim. Ya. Paketlerimizi o pakette selam paketleri, onları dağıtalım. Ve İbrahim Biçer'e de çok çok teşekkür ederim. Selamlarını, sohbetini, muhabbetini alıp götüreceğim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Her zaman bekleriz. Gerçekten misafirimiz olur her zaman. İnşallah. Masalla dostçaya geleceğim. Tamam. Geleceğim. Ha. Söz. Sayın seyirciler, bu program farklı bir köy programı oldu. Aslında yeniden köyde hayat değil, yenilenen köyde hayat oldu. Evet. Yeniledi. İbrahim Biçer bizi yeniledi. O selamlarınız, sizin selamlarınız, Kızılcahamam Belediyesi ve Belediye Başkanı'nın selamlarını getirdik. Kime vereceğiz? Ya şimdi şair var. Köyde Ozan aslında şair değil, Ozan. Sadık Altun, oğlu var Yasin. Vermeyelim mi? Verelim. Mesela Sadık Altun'dan bir şiir dinleriz değil mi? Demin söylediğin şiir neydi? Hoş ise muhabbete nale limon katılmaz, ilim irfan para ile satılmaz, uyku rüya el ile tutulmaz, imanlı İslam işte o insan. Abdest al ayağında mesile, namaz kıl başında fesile, dünyayı dolaş imanlı bir dost ile, fes alırsın mes vurursun, sizin gibi bir dostu Nizamettin'i doğru bulursun. Allah senden razı olsun. Ben de senin gibi dostu zor buluruz. Onun için de selamı doldurduk, getirdik sana. Hoş geldin Sefa. Evet. O çamaşır yıkayan bugün de ne yün mü tokaşlıyordu? Ne yapıyordu? Yün dövüyor. Yün dövüyor. Hanımına çok çok selam. O daha bekleyip duruyor ki hani buraya gelecekler. Bekliyor mu gerçekten? Beklemesin, beklemesin. Yasin'e, sana. Ve bir de burada en çok emeği kimin geçti? İbrahim Biçer. İbrahim, teşekkür ederiz. Baksana ben Kızılcamam'dan selam getirdim. Bu yardım, zaten yardım kuruluşu falan değiliz. Bu programı doldurdum. Yeniden köye hayatı, yenilenen köyde hayat yaptım. Farklı bir köy programı oldu. Dertsiz, tasasız, üzüntüsüz. Her zaman da. Belki hayatlara giremedik, belki evlere giremedik ama gönüllere girdik. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir poşette selam sana. Helal olsun. Teşekkür ederim. Yine yalnız yaşıyorsun. Bizim selamımızdan şöyle bir avun ve kahırla bir türkü bestele belki. Bir daha gelişimizde diyor, iyi bir türkü hazırla diyor. Tamam. Peki bu programda yalnız yaşayan, daha 2 sene olmuş buraya gelen köy imamımız, köy imamımıza bir selam. Hak etmedi mi köy imamı? Hak ettin değil mi imam bey? Hak etti, hak etti. Ersin miydi adın? Evet. Ersin. Ersin.
Bir selam hak etmedi mi? Kızılcahamam halkı, Kızılcahamam belediyesi, belediye başkanı, encümen azaları, herkesin bir selam da hocaya verelim. Al kabul et o selam. Biliyoruz ki gençsin. Biliyoruz ki yalnız yaşıyorsun. Yemek hazırlayabiliyor musun? Öyle yanaşmıyor. Yemek hazırlayabiliyor musun? Hayat öğretti ya. Öğretti mi? Evet. En iyi yaptığın yemek ne? Yani şimdi yumurta mı? Sahanda yumurta mı? Yapıyordur hocam. Güzel bir melemenimizi yaparız yani. Şey, makarna yapabiliyor musun? Çok şükür yapıyoruz yani. Yapıyor mu? Ben de yalnız yaşıyorum, ben de yapıyorum yemeğimi. Hocam ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. Yorduk seni. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Barıştırma yapayım. Ve bir de Mehmet Danacı mı? Evet. Hiç bizden ayrılmadı. Hatta babasıyla kalktı oyun oynadı. Ama bu ayıp falan değil. Bu aslında bir köyü tanıtma programı. Teşekkür ederim. İyi ki tanıttınız, iyi ki gelmişiz, iyi ki tanımışız. Her zaman gelin bekleriz, kapımız İnşallah. Açık. Allah Allah. Her zaman gelemesek de arada sırada geliriz. Arada sırada geliriz. Arada sırada geliriz. Peki, selamımızın birini kime vereceğiz? Kime? Mehmet Bey. Mehmet? Ha, bir, iki, üç, dört oldu değil mi? Dört oldu. Ha, bitirmişiz. Hayır. Selam bitir. Ama selam bitmez. Bir daha geleceğiz de olur selamımızın. Allah-u Teala selamı yayın diyor. Niye gelmedin de gel o adam diyor. Selam aslında selamet kapısı herhalde değil mi? Allah'ın rahmeti ve bereket üzerimize olsun. Sadık Bey. Evet. Programın sonuna geldik. Programın sonunda ne söyleyeceksin? Yanına yanaşayım mı şöyle? Teşekkür ederim. Vesile kılıp başkanım sizleri buraya kadar gönderdiği için evvela başkanıma ve sonra sizlere çok çok cani gönülden köyüm adına teşekkürlerimi sunarım. Allah sağlık, sıhhat ve huzur, mutluluk versin. Vatana, millete, ümmeti, Muhammed'e. Amin. Dileklerim bu. Korona gelmedi değil mi buralara? Kovdunuz siz herhalde buralarda. Çok şükür öyle bir şey. Güzel gelmedi bak. Elhamdülillah. Çamı görüyor musun? Evet. Ormanda görürsün çamı meşeyi. İçine atma kağıt şişeyi. Onda bulursun sevgi neşeyi. Yok etme orman, orman bizimdir. Kurda kuşa orman yuvadır yuva. Çayır çimen yeşil ova. Soğuk sulu benli yayla. Yok etme orman, o bizimdir. Gezmek de bitmez için ucundan ucu. İçinde yetişir çamı ardıcu. Kes tane narı ve de alucu. Yok etmeyem orman, orman bizimdir. Evet, ozanımız var, şairimiz var, çalanımız var, söyleyenimiz var, sofrada kurulmuş çayımız var, var mı var ya, her şey var, muhtarımız var, Yasin'imiz var, daha ne olsun, bundan iyisi Şam'da Kays olsun, öyle mi? Evet. Bir de amcamız var, şöyle mikrofonu uzatsak konuşur mu? Kulaklar, kulakta bir rahatsızlık var. Benim kulağım duymaz, kulaklarım duymaz benim. Öyle mi? Kulaklarım duymaz benim. İsim ne? İsim? Hasan Çalışkan. Hasan Çalışkan, iyi misin? İyi neydi ölüm ama iyi diyeceğiz. Yaş kaç? 83. Oo, maşallah ya. Ya. Nasıl geçti 83? Batında iyiydik ama şimdi işler kötü. Yalnız yaşıyorsun evde, yalnız. Eş kalmadı. Hanım gitti, torun gitti, oğlan gitti. Torun kodu 4 tane, oğlan kodu 4 tane. 35'er yaşında. Yalnız evde yaşayıp durun. Yemeğini falan kim yapıyor? Yemeğim işte böyle kız çocuğu var doğmuş önünde. Onlar getiriyor, bakkal geliyor, onlarla idare ediyor. Kendin yapabiliyor musun? Yapar, kendim yapar. De yapıyorum. Çayımı kahvemi, elim ayağım tutuyor şükür. Kulağında bir rahatsızlık mı var? Ne var o? Oğlanın biri balıkta kaldı, 4 çocuk kodu. Bir hastalık mı var? Ne var? Kulağında hastalık. Onları ev verdik, çıkardık. Onların tasasını hanım gitti. Ondan sonra oğlu Kırıkkale'ye giderken kaza yaptı. 4 çocuk okudu. 35 yaşında gelin. Ankara'da. Benim çektiğim dağlara taşlara. Vay dedem. Kolay değil, değil mi muhtar? Zor. Peki çok köy yardım eder mi? Ara sıra sorar mısın? Arar mısın? Sorar, sorar. Haline bak. Tabii. İşi gücü olduğunda yaparım. Elimden geleni yaparım. Hiç kimseye falan muhtaçlığım falan yok. Kendi yani elim ayağım tutuyor ya, derler. Tutuyor, ya. Tutuyor. Ama bir gün arkadaşlara telefon ettim. Dedim ki ya bir nasılsınız da mı diyemiyorsunuz ya? Telefon edin ya bir nasılsın ya? Bir tek kelime nasılsın? Evet. İnsan nasılsın özler mi? Özler. İbrahim özler mi? Özlüyor. Ben hocam özlüyor mu? Özler. Gerçekten özlüyor ya. Nasılsın ya? Akrabalarından bir tanesi var. Bir bayan ona dedim
bizim gelinimiz. Ya dedim bir sorun ya, nasılsın ya? Nasılsın? Siz kalabalık ailesiniz, belki işiniz gücünüz var ama bir de aklınıza geliversin ya, değil mi? Geliversin ya aklınıza, bir Hasan amca, bir ben, şu, bu, biz yalnız yaşayan. Herkes ya nasılsın ya? Tek kelimeye nasılsın? Evet. Yetiyor o, 3 gün, 5 gün yetiyor bize. Aradığımdan değil, ahırlandığımdan değil, muhtaç olduğumdan değil, insan olduğumdan. Evet, teşekkür ederim. Ve insan aradığımdan. Hiç kimse kusura bakmasın. Devirdi, mazeretti, şuydu, buydu, kimse oraya sığınmaz. Hiç kimse, hiç kimse kusura bakmasın. Bir nasılsın kelimesi, bir nasılsın sorusu, bir iyi misin sorusu, her şeye bedel ya. Arayın sorun birbirinizi ya. Bugün buraya geldik, nasılsın demeye geldik. Çok bir şey değil ya. Eskiden tuş ne çevriliyordu, telefonlar vardı, manyeteliydi, çevirirdin falan, işte santral bağlardı, öyle de değil, bir tıkın ucunda. Tık 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 veya ismini gir, telefon çalıyor ya, ismini gir, bas üzerine, karşında çıkar. Bir nasılsın ya? Nasılsın? Evet. Nasılsın muhtar? Çok iyiyim, şükür ben Allah'a, hamdolsun. Dertlendim ama şimdi dertlenmedim, ben Hasan amca konuşurken dertlendim. Hasan dayı dertli. Dertli tabii. İşte sohbetin burasında bir koy konağınıza geçelim. Tamam. Çıkarken orada vedalaşalım, burada vedalaşalım, orada da muhtarla vedalaşalım ama nasılsın iyi. İyiyin, iyiyin demek adet olmuş ama iyi de değiliz ya. Evet. Hocam, biraz şöyle araştıran, düşünen, hani gelirken de söyledim, muhtara falan da söyledim de, devir şuna dönmüş. Artık devir, eğer İspanya'da ezan okunuyorsa devir bize dönmüş. Devri karşılayalım, zamanı karşılayalım, artık bizim zamanımız. Sevenlerin zamanı. Evet. Sayanların zamanı, selam verenlerin zamanı, daha doğrusu İslam'ın zamanı. İnsanın aradığı İslam. Ama İslam'ı sadece ibadet üzerinden, sadece namaz üzerinden, sadece oruç üzerinden değil, nasılsın üzerinden de okuyalım İslam'ı ya. Kesinlikle. Nasılsın ya? Bir selam, nasılsın? Yetmez mi? Yeter. İnsan olmak için ilk adım değil mi? Selamün aleyküm demek. Ben kahırlandım ya. Dadık'a da sen konuş. Mahsul vermez toprak hasta, piyasa durmuş esnaf yasta. Selam vermez dost dosta, piyasa durgun, esnaf durgun, gönül yorgun, gönül yorgun. Dere akar suyu duru, meyve vermez dallar kuru. Yok dünyada doğru yeri, dere durgun, doğru durgun, gönül yorgun, gönül yorgun. Yayıkta ekşiyor ayran, satılmazsa kalır kurban. Halka kara geçer bayram, bayram durgun, kurban durgun, gönül yorgun, gönül yorgun. Gönül yorgun ama o gönlü dinlendireceğiz, bugün dinlendirdik değil mi? Evet. İyi ki gelmişiz. Çok iyi oldu. İyi ki sizinle tanışmışız. İyi ki Süleyman Başkan demiş ki sen yaparsın abi demiş, göndermiş buralara. Selamını getirdik, dostluğu getirdik, muhabbeti getirdik. Kendimizi getirdik. Çok selam söyle Sayın Başkanımıza. Peki, çok çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanıma Sadece İbrahim'in özellikle selam vardı. Bekliyoruz. Çünkü... Söyle, yanaş. Bekliyoruz, başkanla bir beraber. Bir sözlemişsin de gelmemişsin diye. Bu sefer bekle, muhtarla ikisi güzel. Süleyman Başkan, sana selam var. Sayın Başkanım, yazın söz vermiştiniz, köyümüze gelecektiniz. Size Neşet Ertaş'tan güzel türküler söyleyecektim. Bekliyorum yine de, sizleri bekliyorum. Sayın Başkanım, Allah uzun ömür versin. İşlerinize başarılar dilerim. Sağ olun. Başkanım. Hizmet aslında gönüle girenin hizmeti de oluyor ya. İlk önce bir gönle girelim. İnsanı kazanmanın yolu gönle girmek. Akla girmek kolay, bilgiyle girersin ama gönle... Önce bir selam verelim, bir sinayi rahim yapalım değil mi? Evet, evet. Yok, önce bir gönle girelim. Kesinlikle. Girdik mi gönlümüze? Girdik, çok girdik. Siz de bizim gönlümüzesiniz. Zaten 20 sene evvel girmişti herkes bizim gönlümüze. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Şimdi muhtarı alacağım ben. Bir çay daha içeceğim. Muhtarı alacağım. Ne yapacağım? Koy konağını. Neyi varmış koy konağında? Eksiği gediği var mı? Bakalım. Bakacağız. İnşallah. Hepinize teşekkürler. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın. Üstümüzde terli de yorgan.
da yılda gelmeye doldun yalını. Sayılır mı? Şey yumurta soyulur mu? Aman yıldız. Senin gibi güde doyulur mu? Aman yıldız. Sarı sarı yıldız, sarmalı yıldız. Sen neye doldun yalın? Sarı yıldız doğdu batmaz, hiyalı karşımdan gitmez, aman yıldız. Sarı yıldız, sarmalı yıldız, doğdu batmaz, aman yıldız. Sen neye doğdun yalın? Yıldız akşamdan doğarsın, dağlara boyun eğersin, aman yıldız. Sen de ben gibi yarını seversin, aman yıldız. Sarı yıldız, sarmalı yıldız, doldu tatlı, aman yıldız. Şer yaylanı yüzü, kendi sılasına sınayar kişi. Elin sılasına sınar mı başı? Ah aman yeğeri. Şerkeşin ışıkları, şanın urgaşıkları. Sür motorcu motoru, kavuştur aşıkları. Köyler var aramızda, yıkırası dağlar var, aman iyi gari. Gemi geliyor gemi, dağdı yürekleri. Ozalımın ovuzu yaktı yüreklerimi. Thank you.
Karanaklar geldi bilip gitmeye. Yelleri köyünde mekan tutmaya. Gelelim ufaklığı kahir yutmaya. Aman iyi ayari. Gidiyor gidemiyor, az durdur içemiyor. Sevindi geçtin ama ben seni Sayın seyirciler, bir köy programının sonuna yaklaştık. Daha doğrusu geldik sonuna. Ama şöyle bir de köyün alt eteklerinden görüntü alalım. Burada da bir köy konağı var. Hatta köy konağının üst katı da Cami-i Şerif. Muhtarla geldik. Dedik ki bir girelim, bir bilgi olsun. Şu anda kullanmıyorsunuz değil mi? Evet. Eski cami kullanılıyor. Evet. Bura? Yazın mı? Cenazelerde, düğünde, bayramda kalabalık. Şöyle bir görelim bakalım, kullanıyoruz. Şöyle görüntüler olarak yani eski köy de burada duruyor, hemen hemen eski evler değil mi? Yıkılmak üzere çoğu. Hep ahşap evler. Vay. Bu köy programı çok farklı bir köy programı oldu. Alışık olmadığımız dostluklarla karşılaştık, dostlarla karşılaştık. Aslında bir muhabbet programı oldu. Ama ne yapalım, bu köyde öyle oldu. Pek evlere giremedik. Çok insanla konuşamadık ama zaten köyün halkı da hemen hemen konuştuğumuz kadardı. Derin manzaralar var. Hatta kapatacağım yerde, programı kapatacağım yerde çok hoş, çok güzel manzaralar var. Şöyle Çeltikçi ve o havali olduğu gibi ayaklar altına geliyor. Şöyle gözler önüne geliyor. Ayağımızın altında oluyor. O kadar yüksek bir yer burası. Şimdi bir köy konağına geçelim. Geç Masar. Evet, şöyle yavaş yavaş çıkalım. Muhtarım kapıyı aç. Şu önce bir şuraya girelim Masar. Burası nereye şimdi? Giriş katı değil mi burası? Evet. Bura ne? Giriş. Yemekhane. Gel Masar, gir bakayım. Burası yemekhane, burası mutfak. Bir de şunu sorayım, bu köy Ankara'da çok göç verdi değil mi bu köy? Evet, biz burayı kendi imkanlarımızla, Allah razı olsun, ama köyümüzü, zenginiz de çok, zenginlerimizle yaptırdık. Çok. Ama en çok ne iş üzerine onu sorayım? İlk seri nastıkçı bunlar. Nastıkçı değil mi? Zenginlerimiz. Nastıkçı. Zengini bol. Meslek olarak lastikçiliği, daha doğrusu otomobil lastiği, evet, değil mi? Doğru. Onu seçen bir köy. Burayla kendi derneğimiz var mı, onu sorayım. Derneğimiz var da bir düzenli çalışma yok. Çalışma yok. Burası da köy konağının, evet, yemekhanesi. Girelim mi şöyle şuraya? Nereye de girelim? Gel gel. Müdahale ettim de. Gel. Şöyle bir görüntü al. Gerçi buralar hep köylerde var ama tabi bilgi olsun, burada köy konağının yemekhanesi. Bayramlarda, düğünlerde, cenazelerde burada toplanırsınız değil, evet, mi? Evet. Bayramlarda da... Yalnız ben size bir şeyde bulunacağım. Ne? Yani bir hizmette bulunacağım. Söyle. Sayın Başkanımdan, ben Sayın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de forumlar doldurdum. Buranın bu kapılar, pencereler eski tahta olduğu için sinek giriyor, toz giriyor. Ben burayı temizlemekten çok zorluk çekiyoruz. Bunların devletimiz tarafından, Ankara Büyükşehir veya Kızılcahamam Belediye Başkanımız tarafından pimanken olmasını istiyorum. Pencerelerin değişmesi, kapıların değişmesini. Dilekçe ver o zaman. Verdim. Verdim.
Önümüzdeki ileriki yıllarda yapılacağını da söylediler. İşte bir, bu hastalık gribiydi. Bıraktılar bir yapılmadı. Yani ben bunun acilen yapılmasını değil. Süleyman Başkan, pence camlar kırılmış. Gel bak. Masar şurada. Kırık camlar var. Bunları ben pimaken olmasını istiyorum. Peki şu camları. Bu camları çocuklar falan mı kırıyor yoksa? Yok, kendi rüzgar. Ha, rüzgar kırıyor. Rüzgar bir kırıyor. De ağaç tahta çerçeve olduğu için çabuk yıpranıyor. Süleyman Başkan sana iş çıktı. Yani temizler, Sayın Başkanımızdan yani benim ricam... Belki Akmasa falan geliyor ama o camileri temizliyorlar değil mi? Evet. Geliyorlar hem Akmasa. Akmasa'dan. Akmasa geliyor, burayı da temizliyor. Temizliyor. Şimdi Allah var, temizliyor. Ama yani bu... Çok masraflı bir iş mi? Valla devletimizin her şeye gücü yeter. Yok, yok. Zenginlerimizin gücü yetmez mi? Zenginlerimizin gücü yetmez. Şimdi onlar batkın durumda. Bu hastalık nedeniyle. Ha, bir de zenginlerin büyük babaları öldüğü için şimdi çocuklara yardım etmiyor aile. Devletime ya. Güveniyorum. Vay 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 vay. Demek ki yeni ya. Nesil biraz... Yeni ha, yukarı çıkalım. Tamam. Yeni nesil biraz yardımdan uzaklaştı mı diyorsun? Evet. Uzaklaşmaz uzaklaşmaz. Onlar biraz kendi dertlerine düştüler de bu ara onlar da gelirler. Onlar da yardım ederler ya. Şöyle yukarı çıkalım. Bir kat daha çıkalım. Bir de cami varmış yukarıda. En üst katta da cami var. Çıkalım bakalım. Muhtar bir de burayı aç bakalım. Bura ne? Burada yemekhane. İçeride de girilirdi buraya da. Direkt camiye çıkalım. O zaman aynıysa aynı mı? O zaman aynı. Camiye çıkalım. Girmezler. Evet cami şerif. Burası camimiz. Bakın bir açalım. Şöyle içeriden bir görüntü alsak yeter. Tavan da akmış. Evet tavanlar aktı mı? Akıyor değil mi? Tavanlar aktıydı orayı bir yaptık. Yaptınız mı? Yaptık. İçeriye bakalım hiç tavanlarda bir şey yok herhalde. O burada bayağı. Şu kapıların. Bu pencerelerin bir değişmesini istiyorum benim. Pimaken olmasını. İnşallah, inşallah. Artık büyük şehir mi yapar? Büyük şehre verdin dilekçe? Verdik. Kızılcahama da verdin. Evet. Zaten tam Cumhurbaşkanlığının kulliyesinde forumda oldum. Oradan da yazılar geldi kaymakamlık tarafından bana. Önümüzdeki yıllarda yapılacak diye. İnşallah, inşallah. Bunun yapılmasını acilen istiyorum. Sayın Başkanıma da bol selamlarımı. Çok masraflı bir şey mi? Ya bunlar çok mi? Çok para pimaken. Aslında bu camların birazını kapatsanız olmaz mı? İşte kapattım mıyız da karanlık oluyor, şekilsiz oluyor. Yani bu plan üzerine yapılmış. Evet. Evet sayın seyirciler bu da Çeltikçi Başaran Köyü'nün hem köy konağı hem de camisi. Yeni yapılmış cami-i şerifi. Evet muhtarım gel şu balkondan şöyle bakalım senden bir vedalaşalım. Veda değil bu. Vefa, vefa, vefa. Sayın seyirciler. Hemen hemen 3 saatlik bir program oldu. Ayrılık vakti de geldi. Bu veda değil. Vefanın başlangıç noktası. Evet. Artık dostlar veda etmez. Vefa geliştirir değil mi? Doğru söylüyorsun. Olduk mu vefa? Dost olduysak vefalı da olacağız değil mi? Olacağız. Dostlar vefalı elbette. Olur. Vefamızı kaybetmeyeceğiz, unutmayacağız birbirimizi. İşte söz verdim zaten dostlarla dostça programla. Mansur Başkanım'dan da bu yolumuzun sıcak asfalt sıcak asfalt olmasını istiyorum. Bütün bu öz köylerinde hep sıcak asfalt evet, oldu evet. Yollar. Bizim burayı bir ayırdılar, neye ayırdılar onu da bilmiyorum ama yapılmasını acilen sen talep ediyorum. Sen biraz zorlamamışsın. Yok zorluyorum. Zorlama. Zorluyorum, zorluyorum. Zorluyorum. Yani yatağını, yorganı götür, çer kapısına de ki ya yap, ya ben burada yatıyorum. Ne yapacağız elbette. Başka? Öyle değil mi? Bak 5 yıldır bak şurada aşağıda kabim var. Aha. Orada sonta bir sonta vuruldu oraya 150 metre. Ne o? Su. Su mu? Su. O suyu koyun deposuna bu sene bastırdım. Ay işte o. Suya kavuştuk. Halkımız yani su sıkıntısından kurtuldu. Bir de yol sıkıntısıyla kilit taşından da kurtulursa o. Başka bir hizmet istemiyoruz. Allah'tan sağlık istiyoruz. Kanalizasyonda zaten projeye o zaten alındı gelecek. O da gelecek. Köyde de işte
Çocuk parkı yok herhalde değil mi? Yok. Çocuk parkı da yapacağız dediler. Yapılacaktı bir geri durdu. Çocuk olmayınca da yani yani bir şeyler... görüntü olsun. Sayın Başkanıma selamımı yine ilet. Yine olması lazım. Yani olması giden lazım. Çocukları vardır. Hani bizim yok burada da. yok olmasın yani. Tamam. Her şey olsun. Muhtarım. Efendim. Kızılcağım halkına, daha doğrusu bütün izleyicilere, seyircilere, izleyicilere, bizi takip edenlere neler söylersin? Belediyeye, belediye başkanına. Çok sevgi ve saygılarımı sunarım. Başka? Allah'tan bol sağlık. Allah, Cenab-ı Allah devletimize, milletimize, ordumuza zavaziyen zarar vermesin. Bizi terör örgütünden... terör örgütünden, FETÖ belasından, bunlardan korusun. Büyük afetlerinden korusun. Avrupa devletinden, bize hümcüden, kötü insanlara Cenab-ı Allah onlara izin vermesin. Devletimizi, milletimizi, bütünlüğümüzü bozdurmasın. Amin. Elhamdülillah Müslümanız. Amin. Allah senden razı olsun. Duaların kabul olsun. Sizden de Allah razı olsun. Gelip de bizi dinleyip bir hoşgörümüzü aldığınız için çok teşekkür ederim. Bizim vazifemizi teşekkür ederim. Daha doğrusu bu hizmete yakın vazife. Biraz hizmet, biraz vazife, biraz görev, biraz da insani sorumluluk. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Komşulara güle güle. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Başka yerde kapatacağım. Şöyle manzaranın çok güzel olduğu yerde ayağımızın altından şöyle baktığımız zaman her tarafı göreceğiz. Evet, elbette. Allah'a ısmarladık. Hoşça güle güle. Sayın seyirciler, yeni kurgusu, yeni anlayışı içinde köyde hayat, daha doğrusu yeniden köyde hayat. Neredeydik? Çeltikçi Başörün köyündeydik. Ne demiştik? Nerede kapatacağız demiştik? Deniz dalgası gibi, uçsuz bucaksız, deniz gibi, umman gibi bir manzaranın karşısında kapatacağız demiştik. Öyle bir yerdeyiz, öyle bir noktadayız. Derin, uçsuz bucaksız gibi görünen bir manzara. Bir sürü köy, bir sürü manzara ve güneşte batmak üzere şöyle akşam yaklaştı. Köyde hayatı burada noktalayacağız ama bu nokta aslında bitti noktası değil. Yeni bir başlangıcın, yeni bir cümlenin, yeni bir köyde hayatın başladığı yer. Sen bana dönme, şöyle bir dön, Çeltikçi'ye doğru bir dön, bakın şöyle. O buğulu bir manzara, buğulu bir manzara. O kadar güzel ki oturacaksın burada. Aslında türküleri, şarkıları, neyse İbrahim Biçer'i buraya getirip burada söyletmek lazım. Bak manzaraya, söyle türkünü. Evet, köyde hayat. Köyde hayat, daha doğrusu yeniden köyde hayat burada bir başka köyün başlangıç noktası olarak bitiyor. Bitiriyoruz ama yüreğimizi bıraktık, gönlümüzü bıraktık, muhabbetimizi bıraktık, dostluğu bıraktık, vefamızı bıraktık ve bir de sözümüzü bıraktık. Dostlarla dostçaya geleceğiz. İbrahim Biçer'le bir program yapacağız, çaldıracağız, söyleteceğiz. Niye bugün evlere girmedim? Daha çok insanlarla konuşmadım. Biliyorum ki bu pandemi döneminde evlerdesiniz. Bunaldınız, sıkıldınız. Bu köy programı biraz farklı yapalım dedik. O bunaltıyı, o sıkkınlığı, o sıkıntıları biraz atlatalım. Türkülerle, şarkılarla, muhabbetle atlatalım dedik. Bu köyde öyle önümüze çıktı. Çünkü bilmiyorduk öyle bir şey olduğunu. Tesadüfen bizi karşıladılar ve böyle bir muhabbetin içinde bulduk kendimizi. Gelirken işte dedik ya, dört poşetimiz vardı. Selam dolu poşetler. Onları verdik, dağıttık. Ve dostluklar kurduk. Sizin adınıza kurduk. Bir günlük hayatı olanı olduğu gibi olduğu yerde ve olanlarla çektik, görüntüledik, kayıt altına aldık ve sizlerle paylaşıyoruz. Kimlere teşekkürümüz var? Bizi bu yola düşüren, hayrete getiren, himayesi altına alan Kızılcağım Belediyesi ve Belediye Başkanı Sayın Süleyman Acar. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki getirdin, iyi ki bu gayrete getirdin bizi, iyi ki bu yollara düşürdün. İyi ki bu gayret ve şeyde 30. 34. köyümüzü bitirdik. Başka kimler var? Bu programın montajında, yayınlanmasında, yayın hayatının içindeki emeği olarak Masar diyorum, Kerem Çaylı, Uğur Demirbaş. Onlara da teşekkür ediyoruz. Peki en çok teşekkürü kim alacak? En çok teşekkürü, ta yürekten teşekkürü Masar Aslan alacak. Masar Aslan yine çok yoruldu.
Hava güzeldi, pek üşümedi ama bayağı yoruldu. Epey görüntü çekti, ses dinledi, muhabbetlere katıldı. Benim de bir ara öyle bir tutukluğum oldu, o mezarda bir tutukluğum oldu. Mezar dediğimiz o şeyde tutukluğum oldu, niye oldu bilmiyorum. Benim de hafızam bazen duruveriyor, işte o yaşlılıktan gelen bir şey. Evet, bir programın sonu. Bir başka programın ilk adımı. Gündüz seyredenler için iyi günler, akşam seyredenler için iyi akşamlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sevsek olma mu? Ah olma mu? Ah olma mu? Hele bir de biz sevsek olma mu? Ah olma mu? Ah olma mu? Hele bir de biz sevsek olma mu? Seni güzel seçemem. Ah bir de biz sevsek olma mu? Ah olma mu? Ah olma mu? Hele bir de biz sevsek olma mu? Ah olma mu? Ah olma mu? Hele bir de biz sevsek olma mu? Ah olma mu? Ah olma mu? Hele bir de biz sevsek olma mı?